Selam sevgili kardeşlerim. İbrahim Hakkı Hazretleri, hani şu meşhur marifetname sahibi. Babası da büyük bir alim ve Tillo'da İsmail Fakirullah Hazretlerinin müritlerinden. Onun hayat hikayesini uzun uzun yazılmış. Marifetname ile beraber İbrahim Hakkı Hazretleri'nin divanını ve hayatını okumanızı acizane tavsiye ederim. Evliyayı anlatan kitaplarda bunlara dair menkıbeler de bulunur. Şöyle bir menkıbe okumuştum. Küçük yaşta babası İbrahim Hakkı Hazretleri'ni İsmail Fakirullah Hazretleri'nin terbiyesine veriyor. Orada yetişsin diye. Çok terbiyeli bir çocuk. Babası da büyük bir alim. Fakirullah da onu çok seviyor tabi. İşte medresede kalanlar tabi medresenin ihtiyaçları var. Onu da görürler. Bir gün su getirmek icap ediyor. Testiyi kucaklardaki bir çeşmeye giriyor. İbrahim Hakkı Hazretleri. Daha bir çocuk. Çeşmeden suyu doldururken ileriden bir atlı geliyor. Ve bağırıyor. Çekil lan çocuk. Atımı sulayacağım, ben içeceğim. Halbuki bir sıra var yani. Sıranın başında testisini dolduran bir çocuk var. Çocuk diye sen onu niye böyle azarlıyorsun ve hakkını yiyorsun? İsmail İbrahim Hakkı Hazretleri çekiliyor kenara. Fakat adam aynı zamanda atını öyle bir mahmuzluyor ki suya doğru. At hızlı koştuğundan Fakirullah korkuyor ve çekileyim derken kenara düşüyor, testisi de kırılıyor. Adam atını suluyor. Testi kırıldığı için İbrahim Hakkı Hazretleri de üzülerek tekkiye dönüyor medreseye. Hocasını anlatıyor. Efendim diyor, böyle böyle oldu. Peki sen o zalim adama ne dedin? Hiçbir şey söylemedin. Çabuk git o adama bir şeyler söyle diyor. Hocasının emrini yerine getiriyor. Gidiyor hızlı hızlı. Efendim o adam hala atıyla beraber çeşme başında su içmekte. Çok temiz, çok ahlaklı, fıtratı düzgün, mahcup çocukcağız. Ağzını açıp da o adama kötü bir şeyler söyleyemiyor. Bakıyor, bakıyor. Bir şey demeden geri geliyor. Hocası onu bekliyor medresede. Ne dedin diyor. Efendim gittim oraya kadar ama utandım, mahcup oldum adama. Koca adam, kötü söz söyleyemedim diyor. Eyvah diyor. Çabuk, çabuk, çabuk koş gitme, o adama bir şeyler söyle diyor. Sana verdiği zararın karşılığında acıtıcı, üzücü bazı sözler söyle ona. Allah Allah diyor, bu ne ısrar? Ve koşa koşa gidiyor, çeşmenin başına varıyor ki adam çeşmenin altındaki havuza düşmüş, böyle boğulmuş bir adam gibi suyun içinde yatıyor. Atı da bir kenarda duruyor. Meğerse huysuz adamı at bir çifte vurmuş. Arkasından göle savrulmuş, boğulmuş. Geri dönüyor İbrahim Hakkı Hazretleri durumu bildirince. Eyvah diyor. Bir testiye bir adam gitti. Efendim, bunun hikmeti nedir diye etrafındakiler soruyorlar. O adam bu yavruya zulmetti. Zulüm çok büyük bir günahtır. Allah zalimi cezalandırır. Bu çocuk ona karşılık verseydi, suçunun cezasının bir miktarını böylece almış olacaktı. Bir nevi ödeşmeseler bile
o adamın azabından hafifleme olacaktı. Fakat bu ona hiçbir şey söylemeyince iş tamamen Cenab-ı Allah'a kaldı. Allah Celle Celaluhu da zalimlerden intikam alır. Böyle bir olay oldu. Bir tesliye, bir adam gitti. Hiç şüphesiz bu adamın sadece bir testi kırılması, bir çocuğun korkutulması değil, başka zulümleri de vardır. Büyük bir ihtimal birikmiş birikmiştir de İbrahim Hakkı gibi bir ilim talebesi, bir Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanma, din yolunda ilim tahsil etme gibi çok mübarek bir işte çalışan, efendim babası alim, üstadı çok büyük alim ve veli birisini kırmanın cezasını çekmiştir. Ben diyor ödesinler diye bunu gönderdim ama olmadı işte diyor. Değerli kardeşlerim, Allah'a havale etmek. Şimdi bizim materyalistler, pozitivistler, dine inanmayan insanların bizim bu gibi sözlerimize aklı yetmez. İnkar da ederler. Bütün gördüklerinin ötesinde hiçbir şeye inanmayan insanlar. İleriki yaşlarında genellikle vicdan azabını tadarlar. Yaptıklarının acısını hissederler. Kendileri de hatalarını anlar ama gençliklerinde böyle giderler. Allah hidayet versin, ne diyelim. Evet değerli kardeşlerim. İnsanoğlu çok hassas, kalp çok hassas, güzel ahlak çok ayar işi. Kötülüklerden kaçmak lazım. Yapılan her işin karşılığı daha bu dünyada bulunur. Ahirette o ayrı mesele. Ama bu dünyada iyilik ya da kötülük. Kim ne ekerse onu biçer. Mandakka dukka. Esmederin kuyu, düşersin yüzün kuyu. Başkasına ne istiyorsan senin başına da o gelir mi? Gelir yani. Allah yardımcımız olsun. Hoşça kalın ve selam.